Oh. Donmuşuz ha. İyi geldi, içimiz ısındı. Donarsın tabii Güney. Ya kışın ortasında foşur foşur merdiven yıkamak ne demek? Bir şey de abartmasan olmuyor. Ben sana sadece sil dedim. Allah hasta olmazsak iyidir, ben söyleyeyim. Yok, merak etme kardeşim, olmazsın. Olsan da kızlar bakar zaten sana. Maşallah, melek gibiler. Evet, melek gibiyiz. Ne var yani? İyilik de mi yapmayacağız? Ben bakarım. Ay ay. Ali, gel. Basıyorum ben. Hoş geldin Ali. Hoş bulduk. Yani yok beyler, siz haklıymışsınız. Yani bu Tuna denen herif kızların evine iyice postu sermiş. Bir de böyle incecik giyiniyor, hastayım falan filan, tişörtle geziyor evin içinde. Al bir tane daha. Ya Serkan'la Mert'ten sonra Tuna'ya uyuz olanlar kulübü bir yeni üye daha kazanmış. Güneciğim, görüyor musun işi? Aşkım, ama sen de ateşe körükle gitme. Ne? Ne alakası var ya? Bak, gördünüz işte, ben abartmıyorum. Ali de gıcık olmuş. Ya herif itici diyorum. Anlamıyorsunuz ki. Gördün mü son gün? Serkan, iyice abartıyorsun ya. Bak, sonuçta çocuk Cemre'nin şefi. Kızlar iyi niyetle kapılarını açtılar. Ben biliyorum. Boşuna kıskançlık yapıyorsun. Yani çocuk da o kadar yakışıklı olmasaydı be Songül. Ha, çirkin olsaydı sorun etmeyecektin yani. Ya kardeşim, mesele o değil ki. Mesele güvenlik meselesi. Yani adam hırlı mı hırsız mı hiçbir şey bilmiyoruz. Ama bir şey yaparız ya. Yarın ben onun bir GBT'sine baktırırım. İyi espri ha. Yo, espri yapmadım. Ha? Siz iyice delirdiniz ya. Bana bak Ali, çocuğu durduk yere tutuklatırsın da sen şimdi. Vallahi GBT'sinde bir yaramazlık çıkarsa atarım içeriye. İnanılmaz mantıklı. Sen her şeyini baktır abi. Ne olur bana da haber ver. Tamam tamam, veririm. Bu iş bende. Güney, bunlar ciddi mi? Ne bileyim, anlamadım. Ben de ağzım açık dinliyorum.